Merhaba arkadaşlar, cümle türleri sorularının çözümüne başlıyorum. Birinci sorumuz, bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi yüklemin türüne göre diğerlerinden farklıdır? Şimdi yüklemin türüne göre farklı olacaksa bunun iki ihtimali var. Ya isimdir ya fiildir. Yapacağımız şey şu, cümlelerin yüklemlerini bulmak ve bu yüklemler isim mi fiil mi buna bakmak. Birinci cümlemizde, kitap okumanın yaygınlaştığı 18. yüzyılda gerçekten de kitabın nimetleri çok önemliydi. Önemliydi yüklem, önemliydi sözcüğü isim olduğu için birinci cümle yüklemin türüne göre isim cümlesi. İkinci cümlede kitap aydınlanmanın bir parçası sayılıyordu. Sayılıyordu yüklem, sayılmak bir fiil olduğu için bu cümlenin yükleminin türü fiil. Yani aslında cevap ya 1 ya 2 olacak. 3'e baktığımızda kuşkusuz haklıydı böyle düşünenler. Haklıydı isim. 4'te kitap okumak soylular ve din adamlarının tek elinde değildi artık. İşte soylular ve din adamlarının tek elinde değildi. Değil demek diyemeyeceğime göre yüklem kısmı yine isim. Halkın elindeydi. Halkın elindeydi. Elin demek falan diyemeyeceğime göre yine isim. Yani ikinci cümlemizin yüklemi fiil olduğu için cevabımız Bursa. İkinci soru. Hangisi hem biçimce hem anlamca olumsuzdur? Şimdi bu noktada şuna da dikkat edeceğiz. Şimdi biçimce olumsuzsa cümlede yükleminde olumsuzluk bildiren bir ek ya da sözcük göreceğiz. Fiilse eğer mezmazlarla bunları olumsuz yapıyoruz. İsimse yok değil sözcükleriyle olumsuz yapıyoruz. Biçimce olumsuzsa bunlardan birini görmemiz gerekiyor. Anlamca olumsuzsa da lütfen şuna dikkat edin. İşte iş iyiymiş, kötüymüş, vay efendim ona bakmıyoruz. Yargının gerçekleşip gerçekleşmemesi olayına bakıyoruz. A şıkkına baktığımızda mağaza müdürü bizden kefil de istememişti. İstememişti yüklem. Şimdi istememişti mema olumsuzluk eki. Yani biçimce olumsuz. İsteme işi de gerçekleşmemiş. Anlamca da olumsuz. Cevabımız direkt Adana. Üçüncü soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi yapısı bakımından ötekilerden farklıdır? Cümlenin yapısı ya basittir, ya birleşiktir, ya sıralıdır, ya da bağlıdır. Şimdi bakalım, yaz sıcağı her şeyi eritirken toparlanıp evden çıktılar derken. Şimdi çıktılar yüklemi var. Bu yüklem dışında eritirken toparlanıp görüyorsunuz fiilimsiler var. Girişik birleşik bir cümle bu. İkiye bakalım. Suyun kenarında cılız ve korkak bir çalı vardı. Vardı yüklem. Yüklem dışında yargı bildiren bir unsur yok. O yüzden basit bir cümle. Yani bir ya da iki olacak. Hemencecik onun altına sokuldular. Sokuldular yüklemi dışında yargı bildiren bir şey yok. Basit cümle. Çalının altı çok karanlıktı. Karanlıktı dışında bir yargı yok. Basit cümle. Burada günlerce kalabilirlerdi aslında. Kalabilirlerdi dışında bir yargı bildiren bir unsur yok. Basit cümle. Doğal olarak girişik birleşik yani birleşik cümle bir olduğu için cevabımız A. Dördüncü soru, hangisi bağımlı sıralı bir cümledir? Şimdi bu ne demek? Sıralı cümle ise birden fazla yüklem var ve bu yüklemleri noktalama, virgül ya da noktalı virgül birbirinden ayıracak. Bağımlı ise bunların bir öge ortaklığı olacak. Bu özne de olabilir, bu nesne de olabilir fark etmez. Bir öge ortaklıkları olması gerekiyor. Şimdi bakalım, arkasından baktım, tam köşeye dönecekken durdu. Baktım, ben baktım. Daha doğrusu baktım yüklem, ben baktım, ben özne, nereden, arkasından baktım, dolaylı tümleç. Bu cümlenin ögeleri bunlar. İkinci kısma baktığımızda tam köşeye dönecekken durdu. Durdu yüklem, duran kim o, gizli özne, ne zaman durdu, tam köşeye dönecekken durdu. Burada da bir zarf tümleci var. Herhangi bir öge ortaklıkları yok arkadaşlar. O yüzden bağımsız sıralı cümle. B'de tren önümüzdeydi. Çok geçmeden ardımızda kaldı. Şimdi önümüzdeydi yüklem. Önümüzdeydi ne önümüzdeydi? Tren önümüzdeydi. Tren özne. İkinci cümleye bakalım. Çok geçmeden ardımızda kaldı. Kaldı yüklem. Kalan ne? Tren kaldı. Yani özneye bağımlı sıralı bir cümle. Direkt zaten cevabımız Bursa. Onun dışındakilerde herhangi bir öge ortaklığı yok. O yüzden Bursa. Evet, beşinci sorudayız. Numaralanmış cümlelerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır? Yani yine basit, birleşik, sıralı, bağlı buna bakacağız. Şimdi ne istediğimi bilmiyorum artık. Kimse de bilmiyor. Bilmiyorum, bilmiyor. İki yüklem, virgül, sıralı cümle. Herkes üstün olmak istiyor. İstiyor yüklem. Kimden üstün olmak istediğini bilmiyor. Bilmiyor yüklem.
ve yine virgül ayırmış sıralı cümle. Sadece statünün peşinde koşuyor, yüklem. Birileri tarafından isminin rütbesiyle birlikte söylenmesini istiyor insanlar. İstiyor yine yüklem. Birden fazla yüklem virgül ayırmış sıralı. Artık biz kimiz? Kimiz? Yüklem. Neyiz? Yüklem. Bilmiyoruz. Bunu önemsemiyoruz. Önemsemiyoruz. Bunlar hep yüklem arkadaşlar. Birden fazla yüklemler ve noktalama bağladığı için sıralı. Ve geldik 5'e. Sadece ismimizin önündeki sıfatların ne belirttiği önemli. Önemli yüklem. Bunun dışında herhangi bir yüklem yok arkadaşlar. Bir belirttiği dıktik fiilimsisi var. Birleşik cümle, girişik birleşik cümle. Özetle 1, 2, 3, 4 numaralı cümleler sıralıyken 5. cümle birleşik cümle. O yüzden cevabımız Edirne olacak. 6. sorudayız. Numaralanmış cümlelerin hangisinin yapısı farklıdır? Yine basit, sıralı, işte birleşik, bağlı bunlardan birine bakacağız. Şimdi o buraya gelir, acılarım biter. Gelir, biter yüklemleri. Virgül ayırmış sıralı. Ekmek alırız, zeytin alırız, doyar karnımız. İşte alırızlar, doyar, yüklem, virgüller ayırmış sıralı. Sazlarım vardı, ırmaklarım vardı. Vardı, vardı, görüyorsunuz iki yüklem virgül ayırmış. Yine sıralı. 4. cümlede arkadaşlarım vardı benim. Vardı yüklem. Başka yüklem olmadığı için fiilimsi falan da yok. Basit cümle. Sana diyecek lafım yok, anlıyor musun demiş. Yok, anlıyor musun? 2 yüklem. Yine bunları virgül ayırmış. Sıralı. 4. cümle basit bir cümle gençler. O yüzden cevabımız 4, yani Denizli. Geldik 7. soruya. Şimdi yukarıda cümleler var. Bunlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi A şıkkı 1. cümle iç içe birleşik cümledir. Bu ne demek? Temel cümlede bir yüklem var ve cümlenin içerisinde bir alıntı, yani doğrudan anlatımla olan bir ifade var. Bakalım, benim en iyi dostum ölmüş olan dostumdur diyor yazar ünlü eserinde demiş. Diyor temel cümlemizde yüklem. Ne demiş? Bakın, benim en iyi dostum ölmüş olan dostumdur. Burada iç alıntı bir cümle var. Yani iç içe birleşik, doğrudan anlatımla iç içe birleşik bir cümle oluşturulmuş. Bir, doğru. İki, ikinci cümle kurallı bir eylem cümlesidir. Kurallıysa yüklem sonda, eylem cümlesi ise yüklem bir fiil olacak. Sokrates'in dostlarım dostluk diye bir şey yoktur özdeyişine az biraz yeşil ışık tutan bu söz kısacık yaşamları boyunca birçok insanı ürpertmiştir. Ürpertmiştir yüklem. Sonda olduğu için kurallı, ürpertmek bir fiil olduğu için fiil cümlesi, yani eylem cümlesi. B seçeneğimiz de doğru gençler. 3'e bakalım. 3 için ne diyor? Birleşik bir cümle. Ben dost ve dostluk kavramlarına böyle olumsuz yaklaşmıyorum. Yaklaşmıyorum yüklem. Yüklem dışında herhangi yargı bildiren fiilimsi gibi bir iç yargı yok arkadaşlar. O yüzden bu birleşik değil, basit bir cümle. Cevabımız direkt Ceyhan olacak. Kontrol edelim. 4. cümle devrik bir at cümlesidir demiş. Benim dost bildiğim, İşte insanlar iyi günümde de kötü günümde de yanımdadır hep. Yanımdadır yüklem ve sonda olmadığı için devrik ve yanımda sözcüğü isim olduğu için ad cümlesi. Son olarak 5. cümlede yan cümle temel cümlenin zarf tümlecidir demiş. Yan cümle fiilimsinin olduğu yer. O kısım bakalım zarf tümleci görevinde mi? Bana destek olmuşlardır. Bir işe başladığımda demiş. Destek olmuşlardır yüklem. Kim? Onlar destek olmuşlardır özne. Ne zaman destek olmuşlardır? Bir işe başladığımda destek olmuşlardır. Burası zarf tümleci ve başladığımda fiilimsisini de görüyorsunuz. Yani yan cümlecik temel cümlenin zarf tümlecik görevinde. O yüzden gençler cevabımız Ceyhan. 8. sorudayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısına göre girişik birleşik, yani içinde fiilimsi var. Söz düzenine göre devrik, yani yüklem sonda değil ve bir ad cümlesidir. Yani o yüklem bir isim arkadaşlar. Bu üç özelliği de göz önünde bulundurursak A seçeneğine lütfen odaklanalım. Bu sessiz şehirde geceleyin yürümek çok tehlikeliydi o zamanlarda. Tehlikeliydi yüklem görüyorsunuz. Sonda olmadığı için devrik, tehlike bir isim olduğu için isim, yani ad cümlesi ve bakarsanız yürümek, mekmak, mayışmaktan isim fiil, yani bir fiilimsi de var. Girişik birleşik cümle. 3 kriterimizi de sağladığı için cevabımız A seçeneği. Hanımlar, beyler, 9. soru. Cümlelerin hangisi yüklemin türü bakımından farklı? Bu
tip bir soru yaptık. Hani yükleme bulacağız. İsim mi, fiil mi? Buna bakacağız gençler. Şimdi ilk cümleye bakarsak eğer ne yapacağını şaşırdı. Şaşırdı, şaşırmak fiil. O yüzden fiil cümlesi. İkinci cümlede istedi görüyorsunuz. İstemek fiil, fiil cümlesi. Üçüncü cümlede seyrediyordu. Seyretmek bir fiil. O yüzden fiil cümlesi. Dördüncü cümle unutamıyordu. Unutamamak bir fiil. O yüzden fiil cümlesi. Fakat beşe bakarsak işte kendisinden nefret ettiğini bildi. Eros'un annesi Afrodit'ti. Afrodit'ti. Afroditmek diyemeyeceğime göre bu bir fiil değil. Bu bir isim. Yüklemin türü bakımından diğerlerinden farklı. Cevap E seçeneği. 10. soru. Hangisi yapısına göre birleşik? Yani tek yüklem, yüklem dışında yargı. Yüklemin türüne göre eylem, yani yüklemimiz bir fiil, söz dizimine göre devrikse yüklem de sonda olmayacak. Yine bu üç kriteri sağlayan bir şey bulacağız arkadaşlar. E seçeneğine baktığımızda direkt zaten kültür aracılığıyla duygu düşünce birliği oluşması sağlanır toplumda. Sağlanır yüklem, sağlanmak bir fiil olduğu için bir kere fiil cümlesi. Yani eylem cümlesi. Yüklem sonda olmadığı için devrik bir cümle ve bu yüklem dışında da oluşması görüyorsunuz oluş fiili mema'dan isim fiil yani fiilimsi. O yüzden girişik birleşik bir cümle cevabımız Edirne arkadaşlar. Şimdi 11. soru hangisi bağımlı sıralı bir cümledir? Bağımlı sıralı olabilmesi için birden fazla yüklem olacak. Bunları virgül ya da noktalı virgül ayıracak. Öncelikle bu sıralı kriterini göreceğiz. Bağımlıysa da bunların bir öge ortaklığı olacak. Önemlidir. Dikkatli olun bu sorularda. Şimdi B seçeneğine bakalım. Öykülerini yazdıktan sonra okumaz, eleştirmenlere bırakır. İlk cümlemiz öykülerini yazdıktan sonra okumaz. İkinci cümlemiz eleştirmenlere bırakır. Şimdi ilk cümlenin yüklemi okumaz. Kim okumaz? O okumaz. Bu bizim öznemiz. Gizli de olsa öznemiz. İkinci cümlede de zaten direkt dikkatinizi çeksin. Bırakır yüklem. Kim bırakır? O bırakır. Gizli de olsa özneye bağımlı sıralı bir cümle yapısı burada var arkadaşlar. O yüzden cevabımız Bursa seçeneği. 12. soru hangisinde yan cümleciğin görevi farklıdır? Diğerlerinden farklıdır. Bu da şu demek yan cümlecik fiilimsinin olduğu yer. Görevi de arkadaşlar öge açısından düşüneceksiniz. Bakalım yan cümleceğin yani fiilimsinin olduğu yerler hangi öge görevini üstleniyorlar. Şimdi eserleri uzun süre yayımlanmayınca yazın dünyasından çekildi. Çekildi yüklem. O çekildi özne ne zaman eserleri uzun süre yayımlanmayınca çekildi. İnce ince görüyorsunuz fiilimsinin olduğu yer zarf tümleci Adana'da. B'de öykü yazalı çevresine daha dikkatli gözlerle bakıyor. Bakıyor yüklem, o bakıyor özne. Ne zaman öykü yazalı, yani yazdığından beri anlamında yazalı, eli alı, zarf fiili ki görüyorsunuz. Böyle bir anlam katar ve zarf tümleci oluşturur. B ile A aynı. C'de dildeki ustalığını irdelemeden sanatı hakkında konuşamayız. Konuşamayız yüklem, biz konuşamayız gizli özne. Nasıl konuşamayız? Dildeki ustalığını irdelemeden konuşamayız. Meden madan zarf fiil görüyorsunuz ve zarf tümleci görevinde bu fiilimsinin olduğu kısım. A, B, C ortak hala. D'ye bakalım. Şiir yazmaya ki duruşundan belli aslında deneme ve öykülerinden sonra başladı. Başladı yüklem, o başladı gizli özne. Neye başladı? Şiir yazmaya başladı. Şimdi burası dolaylı tümleç ve fiilimsinin olduğu yerde burası yaz fiili, mema, isim fiili ki almış. Burada yan cümlecik arkadaşlar yer tamlayıcısı görevinde olduğu için cevap zaten direkt D seçeneği. E'de de bakarsanız kullanıp ıp ip zarf fiil zaten zarf cümleci görevi üstlenecek o kısımda. Cevabımız Denizli olacak. 13. soru bu parçada hangisi yoktur demiş. Şimdi geçtiğimiz hafta otobüsteydim. Şimdi cümle cümle gidelim. Bir kere otobüsteydim yüklem D'ye kurallı cümleye attım. Bir adam bindi. Bindi yüklem yine kurallıyı sağladı. Aynı zamanda yüklem dışında bir yan yargı falan bir şey yok. Basit cümleyi de sağladı. C ve D'yi şu anda eledim zaten bu iki cümleyle. Soğan yemiş, yanımda durmadı benim. Uzağa gitti. Gene de duyuluyordu ağzının kokusu. Şimdi yemiş,
durmadı, gitti, duyuluyordu. Yüklemler var görüyorsunuz. Ve bunlar virgüllerle birbirinden ayrılmış. Sıralı cümle gençler. Yani B, C ve D'yi şu anda eledik. Sonrasına gidelim. Burnumu tıkadım. Ben zaten inecektim ama demiş. İnecektim yüklem. Gideceğim yere varmamış olsam da inerdim şeklinde devam ediyor. Şimdi inecektim yüklemi, inerdim yüklemi görüyorsunuz. Bunları bu sefer ama bağlacı bağlamış. Birden fazla cümleyi noktalama bağlarsa sıralı, bağlaç bağlarsa bağlı cümle oluyordu. O yüzden bu da bağlı cümle. Metnimizin içerisinde iç içe birleşik cümlemiz yok. Cevap Edirne. Geldik 14. soruya. Kaç tane yan cümlecik vardır? Burada aslında bilmenizi beklediğimiz şey yan cümlecik nedir? Öncelikle bu. Yan cümle fiilimsinin olduğu yerler arkadaşlar. Kaç tane varsa kaç tane bundan var. Bunu bulacağız. Bakalım hayatın doğal deviniminin üstüne çıkan aldım. Tanıdığımız yine fiilimsi ya da tanımadığımız yine fiilimsi. İnsanlar arasında geçen yine geçen fiilimsi bunu aldım. Bir olay bizim merak ve ilgimizi uyandırır. Özetle çıkan, tanıdığımız, tanımadığımız, geçen 4 tane fiilimsi olduğu için 4 tane de yan cümlecik var. Cevabımız C seçeneği. Şimdi bir cümle var. Yan cümleciğin görevi yönünden aşağıdakilerden hangisiyle özdeş? Yani fiilimsinin olduğu yer hangi öge görevini üstlenmiş bunu bulacağız. Çocuğuma bu kırmızı elbiseyi vermemi annem vasiyet etmişti. Vasiyet etmişti yüklem. Kim annem vasiyet etmişti? Özne neyi vasiyet etmişti? Çocuğuma bu kırmızı elbiseyi vermemi vasiyet etmişti. Vermemi kısmı görüyorsunuz. İsim fiil, fiilimsinin olduğu yer. Burası yan cümle. Ve neyi sorusuna cevap verdi bu kelime öbeği? Nesne arkadaşlar. Hatta belirtili nesne. Biz de aşağıdaki cümlelerde yan cümlecik belirtili nesne olanı bulacağız. Ve bakarsak A seçeneğine. Kardeşinin seni yüreği kıpır kıpır evde beklediğini unutma demiş. Unutma, sen unutma. Gizli bir özne var. Neyi unutma? Seni yüreği kıpır kıpır evde beklediğini unutma. Nesne beklediğini dık dık görüyorsunuz fiilimsi. Yani yan cümlecinin olduğu yer fiilimsi görevinde arkadaşlar. Doğal olarak yan cümlenin olduğu yer yani fiilimsinin olduğu yer nesne görevinde. Doğal olarak cevabımız Adana olacak. Şimdi 16. Hangisi demiş? Aşağıdakilerden hangisi bu dizelerle ilgili olarak yanlıştır. Bunu bulacağız. Birinci dize soru cümlelerinden oluşmuştur diyor. Kim bilir öldü mü kaldı mı? Kesinlikle doğru diyor. B şıkkı üçüncü dize girişik birleşik bir ad cümlesidir demiş. Hava vücudun istediği gibi ılık. Şimdi bir kere istediği gibi görüyorsunuz istediği dık dık fiilimsi var. Girişik birleşik. Aynı zamanda ılık yüklemi var. Ilıkmak diyemeyeceğime göre bir isim cümlesi. Yani girişik birleşik bir ad cümlesi diyebiliriz. B'yi gönderdim. Aynı zamanda C'ye geçelim. Ne demiş? İkinci dize bağımlı sıralı bir cümledir. Ne çare sen gittin, ben aşık değilim artık. Gittin yüklem, sen gittin, sen özne. İşte aşık değilim yüklem, kim? Ben aşık değilim, özne. Bunlar evet sıralı arkadaşlar ama herhangi bir öge bağımlılığı olmadığı için bağımsız sıralı. Cevabımız direkt aslında C seçeneği. DB'ye de bakalım. 4. ve 5. cümle birbirine bağlı koşul cümlesidir demiş. Bakalım 4 ve 5'e. Bazen birdenbire aklıma gelir beyaz bir güvercin uçarsa denize doğru. Bakın uçarsa aklıma gelir. Koşul ilgisiyle birbirine bağlı. 6. dize kurallı basit bir eylem cümlesidir demiş. E seçeneği. Çimenler ayak bileklerini geçti yüklem, geçti yüklem ve eylem cümlesi. Bu yüklem sonda olduğu için kurallı bir eylem cümlesi ve herhangi bir fiilimsisi falan olmadığı için de basit bir eylem cümlesi diyebiliriz. Yani E de doğru. Cevabımız arkadaşlar Ceyhan. Geldik 17'ye. Hangisi bitmemiş bir cümle durumundadır? Bu ne demek? Eksiltili cümleyi soruyor. Yani eksiltili cümlede yükleme olmayan cümlelerdir. Ve bakarsak D seçeneğine önde uzun bir kışın soldurduğu etekler, sonra dönerken inleyen tekerlekler. İşte var, yok. Özledim bunları vesaire hani atıyorum şu an. Herhangi bir yüklem bir yargıyla bu tamamlanmamış. O yüzden eksik kalmış, bitmemiş bir cümle durumunda cevabımız Denizli. 18.
hangisi yoktur demiş. Şimdi hoca komşusundan ödünç bir kazan alır. Şimdi alır yüklem görüyorsunuz. O yüklem dışında herhangi bir fiilimsi olan bir kısım olmadığı için A'yı elerim basit cümle. Verirken bir tencere yerleştirir içine. Şimdi yerleştirir yüklem ve sonda olmadığı için devrik B'yi gönderirim. Ne zaman işte verirken fiilimsisi var orada, zarf fiil. Demek ki bu birleşik de bir cümle. Gerçi o şıklarda yokmuş ama birleşik bir cümle olduğunu da unutmayalım. Devamına bakalım. Komşusu sorar. Bu ne? Soru cümlesi arkadaşlar. Bakın biz burada ilk cümlede hoca komşusundan ödünç bir kazan alır dedik. Alır da işte kurallı cümle, basit cümleyi sağladı. Alt ikinci satır zaten devrik cümleyi sağladı. Üçüncü satır da zaten soru cümlesini sağladı. Metinde sıralı cümle yok arkadaşlar. Cevap Edirne olacak. 19. soru. Cümlelerden hangisi yapısı bakımından farklı? Yani işte basit, birleşik, sıralı, bağlı, buna bakacağız. Eleştirmenlerin iddiasına göre eserin beğeniyle hiçbir ilişkisi yoktur. Yoktur yüklemi dışında herhangi bir yargı yok. Basit cümle. Eserin amacı kendinedir. Kendinedir yüklemi dışında bir yargı yok. Basit cümle. Beğeni bize eserin değeri üstüne hiçbir şey öğretmez. Öğretmez yüklemi dışında herhangi bir yargı yok. Basit cümle. Çünkü o zamana, çevreye ve bir takım dış koşullara bağlıdır. İşte bağlıdır yüklemi dışında herhangi bir fiilimsisi vesairesi yok. Basit cümle. 5'e baktığımızda yapıtın beğenilmesi, misi görüyorsunuz burada, beğenil fiili, mema isim fiili direkt gördük zaten. Devam edelim. Beğenilmesi hiçbir zaman yaratıldığı anlak, yaratıldığı andık dik görüyorsunuz yine fiilimsi. Eş zamanlı değildir dediğimizde eş zamanlı değildir yüklemi dışında fiilimsilerin olduğunu da gördük. Yapısı bakımından birleşik, girişik, birleşik bir cümle. Diğerleri basit olduğu için cevabımız E seçeneği. Hanımlar, beyler, geldik son soruya. Cümlelerin hangisinde yan cümlecik, temel cümleceli, yan cümlecik, temel cümlenin nesnesi görevindedir demiş. Yani fiilimsinin olduğu yer nesne olacak. Özetle bu. Bakarsak A seçeneğine, öykülerinde tarihi bilgileri kullanmayı tercih eder. Tercih eder yüklem, o tercih eder gizli bir özne. Neyi tercih eder? Öykülerinde tarihi bilgileri kullanmayı tercih eder. Burası nesne, kullanmayı, mema, isim fiilden yan cümle oluşturmuş ve nesne görevinde. Bu sebeple cevabımız arkadaşlar A seçeneği olacak zaten.